Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün meyveli tart hazırlıyorum. Tart için gerekli malzemeler 1 çay bardağı sıvı yağ, 125 gram eritilmiş soğumuş olan tereyağı, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 3-3,5 su bardağı kadar da un gerekli. Şimdi hep beraber tartını yapmaya başlayabiliriz. Önce 2,5 bardak un koyuyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde un ekleyeceğim. Gerekirse. Evet, 3 bardağı unumu tamamladım. Evet, birazcık daha un istiyor. 3 bardaktan biraz fazla un koydum. Evet, hamurumu hazırladım. Hamurumu bu şekilde bir buzdolabı poşetin içerisine koyuyorum. Ve 20-25 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Bu şekilde. Evet, bu şekilde yağlamış olduğum tart kalıbıma, benim kalıbımın altı bu şekilde çıkıyor. Siz böyle altı çıkmayan kalıp da kullanabilirsiniz. Ben bunu margarinle çok güzel bir şekilde yağladım. Ve üzerine de aynı ölçüde yağlı kağıt kesip serdim. Şimdi tartımı açıp kalıbımın üzerine yerleştireceğim. Çok düzgün açmak şart değil, gördüğünüz gibi. Tartımızın kenarlarının güzel olması için kenar kısımlarının çok düzgün yerleşmesi gerekiyor. Şimdi tartımın çok kabarmaması için çatalla her tarafta delikler açıyorum bu şekilde. Şimdi tekrardan aynı ölçüde kesmiş olduğum yağlı kağıdımı hamurun üzerine yerleştiriyorum. Tartımın çok kabarmaması için üzerine bu şekilde bakliyat koyuyorum. Kenarları hafif pembeleşmeye başlayınca bu üzerindeki bakliyatı kaldıracağım. Tekrardan üzerinin de kızarmasını sağlayacağım böylece. Bu bakliyatları daha sonra tekrardan kavanoza koyup kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tartımın kenarları hafif pembeleşti. Şimdi üzerindeki bakliyatı alıyorum ben. Evet, tartım gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle. Evet, soğuduktan sonra da üzerinin pastacı kremasını hazırlayacağım. Evet, şimdi meyveli tartımın muhallebisini hazırlayacağım. Bunun için gerekli malzemeler 3 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 tane yumurta sarısı, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 tane limonun kabuğu rendesi, 1 paket de vanilya gerekli. Bütün malzemeleri karıştırarak ocakta pişireceğim. Daha sonra piştikten sonra toz krem şantiyi ekleyerek mikserle çırpacağım. Evet, kaynamaya başlayınca vanilyamı ekliyorum. Evet, muhallebim hazır. Biraz ılıdıktan sonra krem şantiyi ekleyeceğim, mikserle çırpacağım. Evet, kremamı bu şekilde boşalttım. Şimdi üzerine krem şantiyi ekleyeceğim. Pürüzsüz olana kadar mikserle çırpacağım.
Evet, pastacı kremam hazır. Bu kremayı istediğiniz her türlü pastada kullanabilirsiniz. Şimdi soğumuş olan tart hamurumun üzerine yayacağım. Evet, şimdi üzerlerine meyvesini hazırlayacağım. Evet, ben tatlıma meyve olarak portakal, kivi ve çilek kullanacağım. ml suyu, 2 yemek kaşığı şeker, 2 ters jöle bizi ekleyerek karıştırıyoruz. Daha sonra kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika karıştırarak kaynatacağız. Daha sonradan da meyvelerimizin üzerine dökeceğiz. Evet, ters jölem hazır. Birazcık karıştıra karıştıra soğumasını sağlayacağım. Daha sonra meyvelerimin üzerine dökeceğim. Evet, ters jölemi karıştırarak soğuttum. Şimdi meyvelerimin üzerine kaşık kaşık dökeceğim. Böylece meyvelerimin kararmasını önlemiş olacağım. Evet, pastamı en az bu şekilde 1-2 saat buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra servis edeceğim. Evet, meyveli tartımı ben bir gece buzdolabında beklettim. Ve şu an servise hazır. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun.